Marmara Profesyonelçiler Derneği Başkanıyım. Hiçbir yerde olmayan tavuklu gözlemeyi tavsiye ederim. Gerçekten böyle bir gözlemenin olabileceğine hiç kimse inanmıyor. Merhaba sevgili dostum, ben Hasan Akçay, YouTube kanalıma hoş geldin. Bugün neredeyiz? Bugün Şişli'deyiz. Gözlemiyor'a geldik. Gözlemiyor'da farklı gözleme çeşitlerini tadacağız. Bilinen gözlemeler nelerdir? Peynirli, ıspanaklı, kıymalı, patatesli. Ama içeride Durmuş ustamız var. Dünyaca ünlü mutfaklarda çalışmış bir usta. Gözlemeye tabiri caizse sınıf atlatmış. Şimdi bu gözlemenin özellikleri nelerdir? Nasıl yapılır? Durmuş ustamız kimdir? İçeride beraber öğrenelim. Buyurun. Merhaba şefim, nasılsınız? Merhaba, hoş geldiniz. Gözlemiyor. Muhteşem lezzetler sizi bekliyor. Şimdi burada alışılmışın dışında gözleme yiyeceğimizi söyledik biz arkadaşlarımıza. Doğru mu söyledik? Kesinlikle doğru söylediniz. Her şeyden önce burada ekşi mayalı gözleme yapıyoruz. Hamurumuz formüllüdür, çok hafiftir. Gözleme zaten bilindiği üzere dünyanın ilk fast food'udur. Orta Asya'da kayıtlarımızda 500 yıl öncesine kadar rastlıyoruz. Biz de buna bir versiyon ekleyip, sınıf atlatıp sadece gözleme satan bir kafe açtık. Burada 22 çeşit muhteşem gözleme tadılabiliyor. Kavurmalısından tavuklusuna, sucuklusundan sosislisine, çikolatalısından tahinlisine. Tabii ki klasikleri hiç saymıyorum. Herkes gözleme deyince beyaz peynirli, patatesli, ıspanaklı, kıymalı hatırlıyor. Bunlar ama zaten bilinen gözleme. Bilinen. Bilinmeyenleri dışında 20 çeşit muhteşem lezzetlerimiz burada misafirlerle buluşuyor. Evet. Şimdi Durmuş efendim, biz sizi tanıyoruz. Ama evet, sizi tanımayan takipçilerimiz için bir kendinizi tanıtır mısınız? Tabii. Ben Marmara Profesyonelçiler Derneği Başkanıyım. Aynı zamanda Avrasya Gastronomi ve Aşçılar Federasyonu Yönetim Kurulu üyesiyim. Bugün İstanbul'da çok önemli bir gündü. Sizin için seremoniye katılmadım, geldim. Teşekkür ederim. Dünya Aşçılar Yarışması vardı. Orada jüri başkanıydım. Bu görevimi tamamladıktan sonra sizlerin çekimi için buraya gelmiş oldum. Çok teşekkür ederim. Başarılarınızın devamını diliyorum. Teşekkür ederim. Biz de sizinle tanıştığımız için çok memnun olduk. Bizi kırmayıp geldiğiniz için de çok teşekkür ederiz. Şimdi biz ne yapalım Durmuş Efe? Öğlen yemeği zamanındayız. Öğlen vaktindeyiz. Evet. Dolayısıyla size hiçbir yerde olmayan tavuklu gözlemeyi tavsiye ederim. Bunların dışında tatlı olarak düşünür ben ise... Ben tam oraya gireceğim. Ben tatlı seviyorum mesela. Tatlı sevenler için. Muzlu çikolatalı bir gözlememiz var. Ballı tahinli gözlememiz var. Bunlar literatürde yok. Sadece gözlemiyoda var. Evet, ya yani başka bir yerde ben görmedim zaten. Yok. Mutfaktaki gözlemeyi pişirdiğimiz ocağımız da patentlidir. Şirketimize aittir patenti. Zaman ayarlı, dönen bir ocak. Gözlemeyi koyuyoruz. 1,5 dakikada bir tarafını pişiriyor. Çeviriyoruz. Diğer 1,5 dakikada da öbür tarafını standart bir şekilde pişiriyor. 3. dakikada alıyoruz. Böylece de standardı yakalamış oluyoruz. Yani az pişti, fazla pişti, yandı, kaza yaşadı olayı yok. Her şey ayar. Tamam. Şimdi o zaman bir tavuklu gözlememizi yapalım Durmuş Şef. Tabii ki. Ben bir de arkasına tatlı bir gözleme istiyorum. Onu da takipçilerimize gösterelim. Kesinlikle. Yapalım mı o zaman? Yapalım. Buyurun arkadaşlar. Mutfaktayız. Evet Durmuş Şef'im, şimdi geldik tezgahımıza. Evet. Şimdi malzemelerimiz burada hazır. İlk önce hangi gözlememizi yapalım? Önce tavuklu gözleme yapıyoruz. Tamam. Şurada biz mozzarella peyniri kullanıyoruz. Böyle bir sotelenmiş, pişirilmiş bir tavuklarımız var. Bu tavuklar günlük hazırlanıyor. Günlük hazırlanıyor. Zaten oldukça da yetiştirmek için zorlanıyoruz. Biz bu yola çıkarken dünya markaları, fast foodların evlere ulaştığı paket sayılarını hedef aldık. Evlere ve ofislere bu lezzeti en hızlı şekilde ulaştırmalıyız diye yola çıktık. Başardık. Her gün 250 eve paket servisi gönderiyoruz. Maşallah. İnşallah daha çok olur. Şubeleriniz de artar inşallah. Hedefimiz İstanbul'da kalmaz. Bu. Türkiye'nin her yerinde bu lezzeti tadarlar. Tavuklu gözlememizde acılı isteyen misafirlerimize böyle turşular koyuyoruz. Biz mesela acılı istedik. Evet. Ama acı istemeyene bunu koymuyoruz. Bir şeyimiz yok tabi. Acılı isteyen için bunun ayrı notları var. Notlarını bize ulaştırdığın acılı yapıyoruz. Evet. Şimdi tavuklu gözlememizin hazırlanış aşaması. Evet. Üstüne bir de mozzarella'yı tekrar koyuyorsun. Altında ve üstünde peynir var. İki peynirin arasındaki tavuklarımız beraberce piştikten sonra muhteşem bir görsele dönüşüyor. Muhteşem bir görselini geçtim. O peynirler eriyip tavukla karıştıktan sonra o lezzeti ben şu anda çok merak ediyorum. İçeriği budur. Kapattık. Hazır şimdi. Gözlememiz hazır. Tamam. Birazdan bunun pişirme aşamasına geçeceğiz. Ona geçmeden önce bir de ne hazırlıyorduk? Jumbo Mix mi hazırlıyorduk? Jumbo Mix. Bunda gençlerimiz, lise düzeyindeki gençlerimiz bayılıyorlar. Çünkü içerindeki ürünleri misafirlerimizde, dinleyicilerimizde duyduğu zaman ne kadar çok beğeneceklerini tahmin edebilir. Tam gençlerin damak tadına uygun. Evet. Ne olmuş bu? Tamam. Mozzarella'mızı. Burada yine mozzarella'mızı ekliyoruz. Bizim ürünlerimizde iç ürün çok fazladır. Oldukça dolu doludur. Hamur yemiyorsunuz. Onun için farkımız ve misafir tercihimiz bu yönde çok takdir alıyor.
Bunun hamurundan dolayı her yaşta insan gelip bunu yiyebiliyor değil mi? Misafir kitlemiz 7 yaşından 70 yaşına kadar diyebiliriz. Çünkü ekşi mayalıdır, mideye oturmaz. Son derece hafiftir. Bu doğrultuda hazımsızlık falan yapmıyor. Evet. Zaten sırrımız bizim hamurumuzda. Evet, sırrın hamurunda. Sırrını biz az önce rica ettik ama vermedin Durmuş Şefim. Çünkü şirket sırrı diyebiliriz. Evet, herkes bilse. Herkes bilirse bir anlamı yok. O zaman gözlemi onun bir özelliği kalmayacak. Aynen öyle. Ama şimdi bu formülü versem bile bunu yapacak bir tane de şef lazım. Herkes evet. onu da tutturamaz yani. Tabii ki. Ben her gittiğim yerde söylerim. Sanatçıyı bulduğun zaman o sanatçının müziğini olsun, yemeği olsun o sanatçının lezzetine bakman gerekiyor. Biz şimdi sanatçının yanına geldik. Şimdi sen dünyaca ünlü mutfaklarda çalışmış bir şefsin. Ama en sonunda gelmişsin, böyle bir şey bulmuşsun. Ben bunun tadına bakmam gerekiyor. Kesinlikle. Baktığınız zaman da zaten bugüne kadar tadanlar biz daha önce böylesini tatmadık dediler. Evet. Kapatıyoruz gözlemimizi. Tamam. Şimdi böyle bol hazır. Bol malzemeli bir ürün. Evet. Ya şimdi biz buraya geldik video çekiyoruz diye böyle malzeme değil değil mi? Hayır. Herkese malzeme böyle bol bol koyuluyor. Kesinlikle. Zaten şurada gördüğünüz gibi reçetelerimiz vardır, gramajımız vardır. Ne eksik ne fazla olsun istiyoruz. Evet. Haklı. Tabii ki bir el yanılması olabilir. 2 gram, 3 gram. Bunu 5 gramı geçmesin istiyoruz. Hı. 5 gramı geçtiği zaman çalışma arkadaşlarımızı tekrar eğitime tabi tutuyoruz. Evet. Dolayısıyla adalet terazimiz de böyle. Burada şimdi tavuklumuz hazır, jumbo mix'imiz hazır. Bir de ben senden bir şey rica ettim şefim. Dedim tabii ki ben tatlıyı seviyorum. Tatlı seven bir insan. Gözlemenin tatlısı da var. Gözlemenin tatlısı da var sende. Şimdi biz neyle hazırlayacağız? Muzlu çikolatalı. Muzlu çikolata hazırlayacağız. Evet. Ama bunun dışında biz şimdi ballı tahinimiz de var. Ballı tahini var. Şimdi biz burada hepsini sipariş versek tezgahta koyacak yer kalmayacak. Onu da söyleyelim arkadaşlar. Tatlı sevenler için çikolatalı muzlu dışında ballı tahinli seçenekleri de var. Başka tatlı seçeneğimiz var mıdır şimdi? Yok. İki çeşit. İki çeşit yeterli bence. Gözlemeden tatlı. İleride belki deneye artar belki. Olabilir. Ama şu anda iki tane. Evet. İki tane. Evet. Çikolatamızda kuvertürden kendimiz yapıyoruz. Gözleme içeriği için. Yani hazır çikolata kavanozları falan var. Evet. İçine onları koyup öyle yapıyorlar. O zaman şimdi bu çikolatalı gözleme yemeye gelen insanlar diğer o bahsettiğiniz şeyin alışılmışın dışında bir lezzet alacak. Evet. Damak tadı buna alıştığı zaman, oturduğu zaman ki ben sizin elinizin lezzetine de çok güvendiğim için buradayım. Sürekli gelecekler. Kesinlikle sağ olsun. Zaten misafirlerimiz bizi pandemi dönemi bile hiç yalnız bırakmadılar. Burası hiç kapanmadı. Ha, onu da laf arasındayken onu da sorayım. Burası kaç yıldır faaliyette? 4 yaşında bir bebek henüz emekliyor. 4 yaşında ikinci şubemizi açtık. Çünkü lezzet sevenler gözlemiyoyu çok sevdi. Hı. Yaklaşık her şubeden günde 250 tane paket gönderiyoruz. Bunun dışında gelip burada da afiyetle gözlemelerimizi tadan misafirlerimiz bence var. Bence gelip burada yenmesi daha en lezzetli. Güzeli. Yaparken görüyorsunuz. Zaten evet. Benim mutfak hep açık zaten. Açık mutfak. Hı. Benim zaten projelendirdiğim, çalıştığım yerlerde mutfağın açık olmasını, hijyene çok dikkat ederim. Çikolatalı yapalım. Yapalım. Sen burada hazırlarken benim ağzım sulanmaya başladı şefim. Çikolatalar çok güzel gözüküyor. Yani dediğin gibi alışılmışın dışında rengi de farklı. Tabii. Şöyle çikolatalımızı da bol bol ekledik. Reçeteli bizde. Evet. Bol diye bir şey yok. Bizim standardımız bu. Reçetenize göre bol ekliyorsunuz. Onu kesinlikle söyleyeyim. Evet. Onu söylemek istedim. Bunu da kapattık. Bizim gözlemelerimiz yapılırken un, oklava, merdane görmüyorsunuz. Gördüğünüz gibi hiç unsuz bir çalışmamız var. Biz hamurlarımızı açıyoruz. Yağlı kağıtların arasına koyuyoruz. Yoğurulmasından servise kadar fermentasyon devam ediyor. Artı 4 dolapta saklıyoruz. Fermente olmuş ekşi mayayla çok iyi dinlenmiş bir hamurdan yapıyoruz. Bu doğrultuda da lezzetin zirvesini yakalıyoruz. Evet, elinize kolunuza sağlık şefim. Şimdi bunların pişirme aşamasına geçelim. Evet. Evet şefim, şimdi ocağımızın başına geldik. Evet, biz en az yağla gözlememizi nasıl pişiririz diye bir araştırma yaptık. En az yağla bu şekilde yapabiliyoruz. Sprey şeklinde yağımızı sıkıyoruz. Evet. Gözlememizi ocağımıza attık. Tavuklu gözlememizi evet. Atıyoruz. Şöyle sevgimizi veriyoruz. Jumbo mix'imiz. Jumbo mix'imizi de koyduk. Sevgimizi veriyoruz. Muzlu çikolatamızın çikolatalı gözlemesini atıyoruz. Muzların üzerine. Şimdi burada gözlemelerimiz döne döne pişiyor. Evet. Bunun dönmesinde bir özellik var mı peki? Tabii ki. Bu zaman ayarlı bir ocak. Biz geliştirdik. Sadece gözleme için çalışıldı üzerinde. Bayağı bir teknik çalışmalar yaptık. Bir ısısını ayarlayabiliyoruz. Bir dönme hızını ayarlayabiliyoruz. Bu da bizde kaç dakikada hangi derecede ürünü pişireceğimize yardımcı oluyor. Tabii. O zaman ocak da benim anladığım kadarıyla zaman ayarlı bir ocak. Evet, zaman ayarlı bir ocak. Şimdi önümüze geldi, döndüğü geliyor. Attığımız yere geldiği zaman
Tamam. Gözlememizi çevireceğiz. Şimdi buradayken çeviriyoruz. Çevirdiğimiz zaman bir daha dönüyor, hazırlanmış mı oluyor? Evet. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Evet, bu da sizin hamurunuzun özelliği. Hamurumuzun, teknik dizaynımızın, işleyişimizin, düşüncemizin, yani hepsini bir araya getirdiğimiz zaman dünyanın ilk fast food'u 5 dakikada çıkan bir gözleme oluyor. Maşallah ya, çok güzel. Buraya şimdi, gelen arkadaşlar da çok fazla beklemeden hemen gözlemelerini yiyip gidebilir. Tabii ki zaman çok kıymetli. Gördüğünüz gibi şöyle mis gibi kızardı. Gözlememiz 3 dakikada 1,5 dakika bir tarafı, 1,5 dakikada bir tarafı kızarmış oluyor. Şimdi 3 gözleme pişiyor burada ama 15 gözleme de atabiliyoruz aynı anda. Geleni alıp koyuyoruz çevirdikten sonra. Buraya gelen arkadaşlar çok fazla hiç bekleme yok. İstanbul'da dediğin gibi şefim, vakit çok değerli bir şey. Gelen arkadaşlar burada ayaküstü de alıp yiyerek de yoluna devam edebilir. Ben tercih ediyorlar. Lezzetini şu anda çok merak ediyorum. Sisteminizi de çok beğendim. Ben buraya gelip herkesin bunu görmesini isterim. Gözlemelerimiz geldi. Nasıl pişmiştir? Geldi. Böyle. Çok güzel kızarmış. Standart. Çok güzel kızarmış. Gördüğünüz gibi. Hepsi aynı oranda. Şimdi gelen gözlemelerimizi hemen alıp servis edebiliriz. Tamam, o zaman biz masaya geçelim. Gözlemelerimizi bekleyelim şefim. Tabii ki. Eline koluna sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Söylemek istediğim şey var mı? Tereyağı sever misiniz? Tereyağı severiz. O zaman seven misafirlerimize tereyağı da sürüyoruz. Tercih etmeyenlere sürmüyoruz. Sıcak sıcakken tereyağını da sürüyorsunuz. Tabii ki. Biz tereyağı istiyoruz şefim. Tamam efendim. Tamam. Biz masaya geçiyoruz. Tamam. Şefim, eline koluna sağlık. Bize bu muhteşem gözlemeleri hazırladığın için. Afiyet şimdi, olsun. Teşekkür ederim. Şimdi burada bir tavuklu gözlememiz var. Jumbo miximiz Jumbo miximiz var. Bir de tatlı sevdiğimiz için böyle muhteşem bir muzlu çikolatalı gözlememiz var. Evet. Şimdi burada ben bir tane de sos görüyorum yanında. Doğru. Bu sosun özelliği nedir? Bu sosun özelliği süzme yoğurt, yoğurt, zeytinyağı ve az miktarda içine nane ile servis ediyoruz. Bütün gözlemelerimizin yanında veriyoruz. Esas yoğurt bir sosun esprisi şu. Ispanaklı gözlemenin yanına muhteşem yakışıyor. Bunun yanında şunu fark ettik. Kıymalı gözleme ile de mantı keyfi veriyor. Bunu fark ettik. Fakat tabii ayrım yapmıyoruz. Biz bütün gözlemelerimizin yanında bunu veriyoruz. Çocuklarımız yapay soslar yemesinler, yoğurtla yesinler gözlememizi. Bütün gözlemelere çok yakışıyor. Çocuklar bandıra bu sosla gözlemelerini yiyorlar. Hakikaten çok seviyorlar. Bunun esprisi budur. Yerken içindeki nane sayesinde ferahlık veriyor. Ferahlık veriyor, evet. Evet. Şimdi tavuklu gözlemeden mi başlayalım? Tabii ki. Tamam. Şöyle sosumuza bandıralım bir şefim. Evet. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Hamur yemiyorsunuz. İç malzeme yiyorsunuz. Çok hafiftir. Hamur yok denecek kadar. Şefim çok lezzetli bu. Kesinlikle öyle. Herkes bu lezzeti tatmalı. Bence de. Şefim, ben bunların tadımlarını yapayım. Tabii ondan ki. Ondan sonra videoyu kapatalım. Çünkü çok lezzetli. Daha tavukun tadına baktım. Bir an önce hızlı yemek istiyorum ben bunu. Şimdi Jumbo Mix gençlerin en sevdiği. Gençlerin en çok, özellikle lise düzeyindeki öğrencilerimizin çok sevdiği. Bu arada öğrencilerimize de öğrenci indirimi yapıyoruz biz. Öyle mi? Evet. İçinde mısır, peynir, sucuk, sosis. Öğrencilere ne kadar bir indirim yapıyorsunuz? %10 indirim hakları var. %10 indirim. İçecekleri de benden. Peki şöyle bir şey de yapabilir miyiz? Biz şimdi video çekiyoruz. Lezzet Durağı İstanbul'u izleyip geldim diyenlere de %10 indirim yapar mısınız? Yaparız. Tamam, evet arkadaşlar, sözümüzü de aldık şefimizden. Videomuzu izleyerek gelip burada gözleme yerseniz %10 indirim alacaksınız. Şimdi yine sosumla batırıyorum şöyle. Evet, sosla çok lezzetli oluyor. Hamurun kalitesi çok güzel. Hamurumuz, bütün sırrımız hamurumuzda zaten. Ama ilk hamur geliyor ya. Evet. Hiç rahatsız etmiyor. Yani biz hamuru yoğururken sevgiyle yoğurduk. Ekşi mayayla yoğurduk. Bunun yanında bugün tattığınız gözlemelerin hamuru 5 gün önce yoğuruldu. Fermente oldu, dinlendi, olgunlaştı. Bugün misafirlerimizin sunumunda. Biz çok beğendik şefim. Elinize kolunuza sağlık. Bir de tatlımıza bakalım. O. Şimdi tatlı, üzerine muzlu çikolatalı gözlememizi yaparken yapıldıktan sonra çıkartılıyor. Üstüne pudra şekeri dökülüyor. Pudra şekeri değil mi? Doğrudur, pudra şekeri. Pudra şekeri dökülüyor. Üzerine muz koyuluyor. Çikolata sosu dökülüp servis ediliyor. Evet. Doğru. Tamam, bir de bunun tadına bakalım şimdi. Şöyle önce bir şöyle üstte fazla bir tane muz. Yani onu bir alayım. Helal edin. Çikolatamız çok kalitelidir. Uygulaması çok farklıdır. Gözlemenin tatlı versiyonu. Şefim, bunun resmini çek. As duvara. Afiyet olsun. Abartmıyorum, ben bunu her gün yerim.
Her gün gelen misafirlerimiz de var. Mutlaka vardır. Ben de gelirim. Hep değiştirerek tercih ediyorlar. Her gün farklı bir lezzet. Çünkü 20 çeşit yenilebilecek, yemek yerine yenilebilecek, günün her saati tüketilebilecek gözlemelerimiz var. Dediğiniz gibi de içindeki çikolata alışılmış çikolatalardan çok daha lezzetli. Arkadaşlar biz fazla uzatmak istemiyoruz şimdi. Şefim bizi ağırladığınız için çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Sağlık. Herkesi gözlemiyor ve bekliyoruz. Bu muhteşem lezzetlerin herkesin tatmasını istiyoruz. Kesinlikle. Arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki mekanda görüşmek üzere. Hoşça kalın, esen kalın.